Ezgi ile kayınvalidesi Gönül Hanım'ın arası bugün birazcık maalesef gerilmiş. Peki bu gerginliğe sebep olan konu ne olabilir? Hiç sizi öyle görmedim. Merakla izleyeceğim. Buyurun. Mersin'e gidince nerede kalacağız? Haliyle kayınvalidemlerin yerine yani, kaldık. Normal. İşte çocuklar falan da var, kalabalığız ya. Zaten kayınvalidem de cimri biliyorsunuz. Tuvalete bir girdim. Tuvalet kağıtlarının üstüne rakamla sayılar yazmış. En son küçük oğlum girmiş, sen peşinden gitmiş, ufak tuvaletini yaptın. Bu peçeteleri, kağıtları niye kopartıyorsun diye çocuğa hesap sormuş ya. Sırf biz az kullanalım diye bir de numara yazmış. Vallahi anne inanmıyorum sana ya. Gerçekten inanmıyorum. Yazıklar olsun. Vallahi işte pintiliğe geldi mi işin rengi Ezgi değişiyor. Ezgi ne diyorsun sen oradan ya? Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Bir geliyorsunuz, evde ne tuvalet kağıdım kalıyor, ne halı kağıdım kalıyor. Bir rolo kaç para biliyor musun sen? Ay ne olacak ya, bizden değerli? Sizin için mi çalışacağız bir de? Evet, bizim için başlayacağız. O zaman lafa geldi mi torunlarım, hayır torunlarım efendim, diyorsun. Hayır efendim, torunumu severim başka bir şey. Sahip olacaksın çocuğuna, böyle böyle atmayacaklar yerleri. Vallahi işte olmuyor, daha çok koparsın o zaman. Olmaz öyle şey. Olacak. Ya siz niye kağıdın kıymetini bilmiyorsunuz? Eskiden insanlar ne kullanıyordu biliyor musunuz? Ne? Taş. Bıktım senin müsrifliğinden İyi zaten. İyi de şimdi tuvalet kağıdı varken, bu kadar hayat güzelken ben niye taş kullanayım? Çok enteresan bir konu. Gerçekten konuya geri döneceğim. Ama ben şeyi çok istiyorum. Önce detayını izlemek istiyorum. Yani sabah konuştuğunuz konuyu, o tuvalet kağıdı nasıl bir tuvalet kağıdı onu görmek çok istiyorum. Üzerine konuşalım. Esra'cığım rica ediyorum sizden. Hemen izleyelim onu. Merhaba kızlar. Biz geçenlerde Mersin'e düğüne gitmiştik. Kayınvalidemlerde kaldık. Kayınvalidem tabii bizim gideceğimizi duyunca ve ben size de demiştim değil mi ne kadar pinti diye. Siz de bana belki inanmadınız. Cimri demiştim ama kimse bana inanmadı. Alın bakın işte. Bakın 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 gördünüz mü? Bakın tuvalet kağıdını ne hale getirmiş. Sırf biz az kullanalım diye bir de numara yazmış. Vallahi anne inanmıyorum sana ya. Gerçekten inanmıyorum. Yazıklar olsun. Daha durun kızlar durun. Bununla da kalmıyor. Daha ne yapmış biliyor musunuz? Deterjan kutusunu bomboş bırakmış. Alın bakın. Hiçbir şey yok içinde. Sırf biz çamaşır yıkamayalım diye. Yumuşatıcıyı da öyle. Azıcık bırakmış içinde. Koymamış. Kapağını açmış. Neden böyle bir şey yaptın? Bıktım müsrifliklerinden onun için. Ne zamandır, kaç yıldır böyle yaşıyorsun? Hani dikkat ediyorsun, tasarruf ediyorsun. Bayağı oldu. Tuvalet kağıdına yazı yazmak hani bayağı cimri kayınvalide gördüm. Cimrilik mi bu de onu da tartışalım. Aslında hani kağıt olduğu için hoşuma da gitti. Şimdi çocuk küçük ya daha yeni ilkokula gidiyor. Ha, şey giriyor yapıyor. İçeri oynuyor oynuyor tek başına bazen bir bazen iki ruloyu sevil ediyor yani. Çocuk için anlaştık ama çocuğun annesi de giriyor oraya ya da ne bileyim misafir de giriyor. Ben mesela kötü hissederim kendim biliyor musunuz? İkinciyi koparsam eyvah kaç tane kopardığımı anlarsın diye tedirgin olurum yani. Ama ben Ezgi'nin misafirinden zaten illallah etmişim yani o da öğrensin. Allah Allah. O da öğrensin biraz tutumlu olsun o da. Ezgi sen benim hani hissettiğimi hissediyor musun? Ne oluyor ya? O baskıyla ne oluyor? İnsanın lavaboya girmesi gelir yani. Evet. Kaçar gider. Yani evet gördüğümde çok yadırgamıştım Nursel Hanım ama sonra dedim ki hayır Ezgi. Sen yani müsrif bir insan değilsin. Kendi cimriliğini örtbas edip beni müsrif yap. Yani gösteriyor şu an ama ben müsrif bir insan değilim. Gereği kadar kullanıyorum. Şimdi 2 çekiyorsam çifter çifter gideceğim rakamları. 4, 6, 8 olarak gideceğim bundan sonra. Bu arada o zaman Gönül abla inadını öyle yapsa ne olacak? Yarım koyarım. Misin? Yarım koyarım, sayarım koyarım. Hay Allah'ım. Yolmuyor. Tuvalet kağıdını bize layık görmüyor yani Nursel Hanım. Layık görmemek değil o galiba. Var mı anlayabilen Gönül Hanım'ı? Biraz tutumlu olmak lazım. Gönül Hanım'ı anlayan var mı? Yok. He? Ya anlarsa annem anlar. Anlıyor musun? Yok benden de cimri çıktı Merve. Aa. Şimdi bak bu cimrilik mi? Yoksa orada yapmaya çalıştığı başka bir şey mi? He?
Bence Cemre'lik. Çocuk böyle tutuyor, çekiyor, çekiyor, çekiyor yerleri. Ben de diyorum girerken madem çocuğun elini annesinin eline kessin öyle versin içeri girerken. Bundan sonra öyle yapacak. Gidip oraya yazı yazacağı yere yani. Taş devri gibi. Çamaşır vallahi hakikaten. Çamaşırları derede yıkacaklar, deterjan yok. Ha? Şeyi de taşla tamam, yani. Baksın, tuvalet kağıdında seni vallahi savunasım geldi birazcık ne yalan söyleyeyim. Ama deterjan. Deterjandan şöyle Nursel Hanım. İki parça olsa atıp yıkıyor. Bir parça olsa atıp yıkıyor. Ben de istiyorum ki şöyle 3-5 parça biriksin. Yüz günü bekleyeceğim yani. Çamaşırı ben yani. Yüz günü bekleyeceğim. Çoluğum çocuğum var. Zaten 4 kişi bir aile çıkardığımızda bir makine doluyor yani. Hayır canım bir parça da olsa yıkıyor. Allah Allah. İki parça da olsa. Sen kaç günde kaç parça biriktiriyorsun peki yıkarken? Ben mi? Herhalde bir 50 gün falan bekliyorsun 2 ay. Yok ben 1 haftada yıkıyorum. Maşallah. O zaman gardırobunu bekletiyorsun, indiriyorsun. Tabii. Ondan sonra makineye kıpkırış çıkarıyorsun. Hayır, bir hafta normal ayrıca yani. O kullanmana bağlı ama. Ama yani çok sık değiştiriyorsa. Kaç kişi var o evde şu an? Ya biz gezmeye gidiyoruz. Ayrıca da yani torunları yapan. Torunlarını da böyle yapacaksa o zaman yani, hiç gelmeyeceğiz. Peki bu tarifeyi sadece Ezgi'ye mi uyguluyorsunuz? Misafirlere de uyguluyorsunuz. Misafire de. O da denilecek. Tabii ki canım. Niye ben Ezgi'ye bir garezim mi var benim? Ben herkes öyleyim. Kızlarına da mı? Tabii. Yapma ya. Onun çocuklarına da tabii ki. Aa giderken yanımızda şey tuvalet kağıtlar. Evet lütfen gelirseniz beklerim. Ama şey boş gelmeyelim deterjan ve tuvalet kağıdıyla gelin. Çamaşır yıkamak isterseniz yani deterjanınızı yumuşatacağınızı da getirin mutlaka. Bana kimse gelmesin diye diyor ben gidiyorum evet. Onlara. Ya Allah. Ay ben onu kaçırdım. Yani şimdi bunlar 4 kişi geliyor ya. Ben bir kişiyim ben gideyim daha masraf az olur. Çok mantıklı. Tabii canım hangi devirdeyiz? Ay. Tabii. Aa çok değil. Neler düşünüyorsun sen teyze. Ya? İnanmıyorum. Sana gerçekten vallahi burada inanamıyorum. Kızım ne yapalım yani? Senin kocanı büyüt, onu büyüt, bunu büyüt. Büyüteceksin tabii. Tamam bu yaşta rahat edeceğiz artık. Çocuğun sana dünyaya gelirken sormuyor bana bakacak mısın diye. Sen onu doğuruyorsan sen ona bakacaksın aynen zaten. Bakıyorum yani. Tamam da gençliğimiz öyle geçti. Bari şu yaşta rahat edelim yani. Ben 50-60 yaşıma da gelsem. Aynı anda konuşuyorsunuz. 50-60 yaşıma dahi gelsem ben çocuğuma mutlaka bakarım. Durumu da iyi olsa bakarım, kötü de olsa bakarım. Ya evlat evlattır yani bunun. Yani bak, çocuğuma bakmışım bu yaşa kadar diyorsun. Yok sıkacağım, şöyle pinte olacağım, cimri olacağım. Niye? Anlatamadım ben. Ben onları büyüteceğim diye gençliğimde zaten dar dar olmuşum ya. Şimdi de rahat olayım Allah istiyorum. Allah. Para az harcansın demek istiyorum. Demek ki yani böyle gereksiz müsrifliklere hayır evet diyorsun. Olmasın. Başka para rahat. Başka şeylerin var mı böyle takıntı denir mi buna bilemedim ki hani. Tasarruflarım var mı böyle? Nasıl? Dikkat ettiğin başka durumlar var mı para harcamamak için? Ha. Mesela evi 1 haftada süpürürüm. Oo! Elektrik. Yok onu ben bir şey dökülse açarsın herhalde. Yok normalde faraşım falan vardır küçük küreğiyle beraber. Onlarla alırım. Gır gır yap. Ama haftada bir yaparım. Vallahi yapıyorsunuz da devir tasarruf deviri yani. Yok Nursel Hanım normal soru hak verdim. Ben de haftada bir yaptığımı hatırladım. Haftada bir yaparım. Bütün problem ne biliyor musun tatlım? Giderken tuvalet kağıtsız gidiyorsun. Bütün sorun evet, bu. Evet. Giderken tuvalet kağıdını alıp gidersen bu kadın böyle davranmaz sana. Doğru tuvalet. Bu arada kendi getirdiğinde gerçekten tuvalet kağıdıyla gelse ona karışmaz mısın? Kendi hayır, aldığı için. Ya ben müsrifliğe karşıyım. Onun malı kim benim malım kim yani? Onu da düzgün kullansın. Heh. Bak işte tamam. Yani müsrifliğe karşıyım. Bunu yakalamaya çalıştım. Evet. Yani derdi benim paramı harcamasın değil. Hayır hayır. O da getirse neden hayır müsriflik yapsın? Daha genç o da öğrensin. Evet. Bence biraz cimrilik var mı? Ay biraz fazla. Tuğba. Biraz mı? Gönül kayınvalidem ne nasıldır? Cimri midir? Cimri. Biraz olsun. Ya cimridir de. Böyle konuştuğumuz şeyler var o yüzden soruyorum. Aynen tuvalet kağıdını da herhalde öyle bir şey yapamam. Zaten benim evimde yaşıyor. Ben biraz zaten çok gevşek kullanırım. 3 güne biter de beni hemen kovarsın. Ben şeye takıldım evi 1 haftada. Gırgır ne demek ya? Gırgır bitti. Hayır gırgır artık değil. Artık robot süpürgeler gır gır evin içinde hayır geziyorlar. Hayatım gırgır yok. Faraş. Faraş. Ufak ama şöyle hani masa üzerine alıyorlar ya. Bir şey döküldüğü şey zaman onu da alırım. Gırgır faraştan daha teknolojik bir evet. Evet. Önce faraş süpürge vardı sonra gırgır çıktı. Herkes gırgırladı. Ya o biraz tuhaf geldi bana. Biraz abartı.
Tuğba'cığım ben evimi her gün silerim. Haftada bir de elektrikli süpürge başlarım. Hayır, bir dakika. Allah Allah. Hayır, bir saniye. Ben Tuğba'ya bir şey demek istiyorum. Herkesin evinde robot süpürge olmak zorunda değil. Belki kadının evinde robot süpürgesi yok. Evet, yok. Tamam. Gırgırla yapar, faraşla yapar. Bu seni ne ilgilendirir? Beni... Ben sana dedim ki benim muhatap olma. Hayır. Dönün önümle konuşalım, kapat. Olay şey muhatap olup olmamakla alakası yok. Aradan saçma sapan noktalara giriyor. Hayır, benim de evim yok. Şimdi ben araya giriyorum. Kızlar, araya gireyim. Kendi mevzunuzu karıştırmayın. Hani konuştuğumuz bir konu var şu anda. Sevilay Sultanım, ne diyorsun? Ben 1, 2, 3, 4. Yok canım, cimrim buluyorum ben. Yanlışlıkla üçüncüyü koparırsan yok, tuvaletten öyle... çıkamazsın valla. Öyle huylarım yok ya. Ceza mı veriyor fazla koparana? Nasıl? Ya zaten tuvalet kağıdı bir ihtiyaç ya. Yani artık ya. O tuvalet kağıtlarını da kaldıracak bence komple. Aa, beni kaş... koyuyormuş oraya. Denizden kaş toplayıp. Yıkayıp. Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten mesela doğru söyle ama. Girdim tuvalete. Bir baktın 1, 2, 3 yazıyordu. Yaprak 4 olmuş. Yani 3 tane koparmışım. Ne yapıyorsun kim, bana? Kim, siz mi Ezgi? Ben. Hadi ben yabancıyım. Ezgi diyelim. Tamam. Baktın 3 tane koparmış. Kızım ne yaptın diyor musun? Arkasından söyleniyor musun? Ezgi'ye mi? Evet. Ezgi'ye bir daha gittiğinde kağıt vermiyorum. Aa! Nursel, bir şey sormak istiyorum. Tuvalet başı kaç peçete hakkımız var, yaprak hakkımız? Evet, tahmini. Kişiye göre. Otogarlarda var ya, otogarlarda tuvaletler var. Vallahi. Girerken peçete veriyorlar eline. Aynen o Nursel Hanım. Canım. Para da alır bu. Oraya şey de koyar. Var ya para. Kolay. Aa, fena fikir. Gönül abla çok mu? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bak. Ben Gönül ablayı şu an bayağı destekliyorum. Mantıklı geliyor bak. Çok mantıklı. Evet. Tabii canım. Giren parayla bari. Bir tuvalet kağıdı olmuş. 250-300 lira. Hiç olmasa parası çıkar. Doğru. Bak. Gördünüz mü? Benim dediğime geldi bir. Para senin paran. Tuvalet senin tuvaletin. O kadar. O kadar. Geçtim konuyu, gitti. Bence son tadımımızı yapalım. Hazır mısınız? Kimde son tadım? Gönlüm. Eyvah eyvah. Haydi son tadım yapıyoruz.